Merhabalar, ben Hüseyin Rahmi Gürpınar. Sizlere Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç adlı romanımı tanıtacağım. Romanda 1910 yılının İstanbul'unda Halley Kuyruklu Yıldız'ın 5 Mayıs 1910 tarihinde dünyaya çarpacağı söylentisi üzerine bu durumla eğlenmek üzere konferanslar yapan İrfan Galip ile mektuplaştığı esrarengiz bir kadının evliliğe doğru giden serüveni anlatılmaktadır. Roman karakterleri İrfan Galip, Batı tahsili görmüş, yaratıcı zekasını iyi kullanan, insanları çok rahat etkileyebilen, tuhaf, yakışıklı bir gençtir. Feriha, modern eğitimli, kültürlü bir genç kızdır. Kendine fazlaca güvenir ve hiçbir şeyi kafasına takmaz. Roman karakterlerinden İrfan Galip, Aksaray'da oturmaktadır. İrfan Galip'e babasından yüklü bir servet kalmıştır. İrfan Galip, okuduğu kitaplardaki düşünceleri başkalarına karşı uygulayan bir insandır. Fakat etrafındaki halk onu anlayamamakta ve anlam verememektedir. İrfan Galip karakteri ailesinden ve Türk kızlarından şikayet etmektedir. Ve kendisine uygun birisini bulamayacağını düşündüğünden evlilik konusunda biraz karamsar bir düşünceye sahiptir. Romanın önemli noktalarından birisi de Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyaya çarpacağı söylentileridir. İrfan Galip bu söylentileri gazeteler aracıyla takip etmektedir. Kendisini oldukça bilgili zanneden İrfan Galip, etrafındaki halkı bu konuda bilgilendirmek zorunda hisseder. Şehir kadınlarını etrafında toplar fakat asıl amacı onlarla dalga geçmektir. Bu sıralarda tanımadığı bir kadınla mektuplaşmaktadır. Aslında İrfan Galip, yaptığı konferanslar sonrasında aradığı kişiyi bulmuştur. Bedriye Hanım, kuzum, hu! Ne var Emeti Hanım, kurtuldun mu? Kurtuldum, kurtuldum. Eh, gözün aydın, geçmiş olsun. Nasıl gözün aydın ha yavrum? Hayriyem kuyrukluyu anlatıyor. İş fenaymış. Pek fena. Kız söylerken kederinden hep gözleri doluyor. Alaydan daha iyi olacakmış. Gökten üzerimize kangal kangal fişekler, taneler, maytaplar yağacakmış. Donanma gibi olacakmış. İşte gördünüz mü? Hanımlara iş, erkeklere de masraf çıktı. Şimdi kadınlar bu donanma için kim bilir ne süslü çarşaflar yapınırlar. Hani ya kuyruklu çarpınca bu dünyada kimse kalmayacak diyorlardı. Bir felakete mi uğrayacağız anlayamadım. Birkaç türlü söylenti var. Bir söylentiye göre Frangistan'a çarpacakmış. Burada bize bir şey olmayacakmış. Bir söylentiye göre çarpmayacakmış. Yalnız kuyruğu dokunacakmış. Kuyruğu zehirliymiş. Biz de bodrumu hazırlayalım bari. Deliği deşiği tıkanırsa mahzen gibidir. Biz de efendi ile gusülhaneye gireriz. Hiçbir yana penceresi yoktur. İrfan memleketine faydalı bir adam olmak için gerçekten çalışır. Ama memleketimizde en gayretliler için bile ciddi öğrenim hemen hemen elde edilmez bir şey olmasından dolayı bir kısım zamanını böyle bilmediği ilim incelikleriyle geçirirdi. Yabancı kitaplardan elde ettiği yeni fikirleri bu İstanbul'daki yaşayışına uydurmakta pek güçlük çekiyor ve felsefenin, fiziğin, ilim ve bilginin temelini şikayet zannediyordu. Hiçbir şeyden memnun değildi. Memleketinden, milliyetinden, ailesinden, hemen her şeyden şikayetçiydi. Ev halkının, mahalle ahalisinin, kısaca hükümet merkezinde yaşayanların bilgisizliklerinden pek bezmişti. İşte tamam. Kadınlardan güzel bir öç almasının sırası geldi dedi. İhtiyar, genç, bütün yakınlardaki kadınları toplayarak birkaç konferans vermeyi kararlaştırdı. Bu konferansa astronomi üzerine pek sade, halkın anlayacağı ilkel bilgilerle başlayacak hanımları gittikçe heyecanlandırmak maksadıyla gitgide şiddet kazandıracaktı. Kuyruğuyla bize dokunacağı söylentileri çıkan Halley Yıldızı 1835 yılında, yani bundan 75 yıl önce gene Güneş'in yakınından, yörüngesinin en yakın noktası olan o sevgi mıknatısı noktasından geçmiştir. Gökyüzüne ait kayıtlara göre Halley'in Güneş çevresinde her 75 yılda bir tam devir yaptığı anlaşılıyor.
Arada sırada yeniden sohbete koyulan hanımları İrfan güç bela susturarak gene başladı. Bu defa dinleyici hanımları iyice korkutmaya karar vermiş. Hanımlar, size gökyüzünü ve içinde dolaşan güneşleri, gezegenleri bir azıcık anlattım. Bunların hemen hepsi uzayda belli hareketlere uyarak giderler. Halley yıldızı 75 yıl önce gene böyle dünyamızın yörgesini keserek gelip geçtiği zaman ilim bugünkü derecede ileri olmadığından, o vakit bu yıldız için bize kesin bilgi verecek kayıtlar alınmadığından ne kadar dövünsek geridir. Kuyruğun gerçek yapısı ve dokunursa göstereceği tesirlere dair şimdilik hemen hayallerden başka bir bilgimiz yok. Yıldız görünmeye başladıktan sonra prizma tahliye yapılarak içindekilerin anlaşılacağı söyleniyor. Bu hal aynıyla bürüncükler giymiş bir kadının bir aleve dokunmasından sonra ateşin yapısı hakkında bilgi vermek istemesi gibi bir şey olmaz mı? Tehlikenin gerçek korkunçluğu anlaşıldıktan sonra ne yapacağız? Tehlikenin büyüklüğüne göre oksijen doldurmuş mahzenlere saklanmak gibi hayatı korumak için düşünülen çareler ne kadar güç kalıyor? Bir hafta sonra verilecek konferansta gene hep birden toplanmak kararıyla o gün hanımlar dağılırlar. Bu sıralarda tanımadığı bir kadınla mektuplaşmaktadır. Aslında İrfan Galip yaptığı konferanslar sonrasında aradığı kişiyi bulmuştur. Gazetelerde kadınlar aleyhindeki makalenizi gördüm. İşte kadın düşmanı bir bey dedim. Bu mektubu yazmaya cesaret ettim. Beni bir kadın değil kendiniz gibi bir erkek farz etmenizi rica ederim. Öylelikle dost olabiliriz. Bakınız sizin kadın düşmanlığınıza ben kızmıyorum. Benim de erkeklerden şikayetime siz gücenmeyiniz. Sizden Halley hakkında bilgi isterim. Size bu mektubu getiren kadın birkaç gün sonra cevap almaya gelecektir. Bu mektuptaki hopbalığına göre İrfan tanımadığı dostunu gayet güzel, adeta eşsiz güzellikte bir kız olmak üzere tasarlıyordu. Hakkında gösterdiğiniz teveccühe layık olabilmek için yazacak söz bulamıyorum. Bendenizi ne acayip, ne güç, ne mutlu bir hale düşürdünüz. Şu anda gönlümden taşanların hepsini yazsam, of olmaz. Çünkü pek ileri varmış. Müsaadenizi kötüye kullanmış, aramızda açılan şu birbirimizi görmeden mutlu bağlantıyı daha ilk adımdan sarsmış olurum. Size pek bilgece, pek ağırbaşlı, pek usulca bir cevap yazmak isterdim ama bu mümkün değil. İşte bakınız ağlıyorum. Niçin? Niçin? Niçin anlamak biraz uzun sürecek. Beni dinlemek için biraz sıkılmak lüzumunu esirgemezsiniz değil mi? Bugüne kadar hiçbir kadın tarafından acıları sorgulanmaya tenezzül edilmeyen bu zavallı kalbinde ateş almaya elverişli, birikmiş, öyle bir sevme cevher var ki işte bilmeden siz ona dokundunuz. Bu sevme tabirini affedin. Kabahat bende değil. Bu coşan ben değilim. Aşktır, tabiattır. İrfan Galip daha sonra mektuplaştığı kişiye evlenme teklif eder. Fakat bu kadının İrfan Galip ile evlenmek için bir şart koşmuştur. Kadın, kuyruklu yıldızın dünyadan geçeceği ana kadar İrfan Galip'e yüzünü göstermek istememektedir. Tüm bu gelişmeler sonucunda kuyruklu yıldızın geçtiği gece ikili evlenir. Aha da benim çifte kumrularım maşallah. İkiniz bir yastıkta kocayınız inşallah. Şomazlılar bu gece yıldız çarpacak diyorlar. Böyle söyleye söyleye bu dünyayı bir hale yola koyacaklar. Biz epey gün gördük. Kendi ölümüme acımam. Ama siz civanların murat alıp murat vermeden bu dünyaya bir şey olursa işte ona yanarım. Haydi bakayım göreyim sizi sıkılmayınız. Aa sahi sabah olmuş iyice de haberimiz yok. Hani ya Halley'in kuyruğundan geçecektik? Herkes toptan zehirlenecekti. Bana senin gibi eşsiz bir güzellik, bir melek lütfettiği için Halley'i kusarım. Sonra baygın bir sevgi bakışıyla Feriha'yı süze süze doğruldu. Titrek dudaklarını o çizgisiz, o temiz yüze dokundurdu.